Selam arkadaşlar, yeni bir faaliyetle birlikteyiz. Erciyes Dağı kış tırmanışı gerçekleştireceğiz. Ekiple birlikte Kayseri'ye geldik. Ekip arkadaşlarım arkada, ufaktan herkes hazırlanıyor. Saat de öğlen, cumartesi günü bugün. Sabah 9-9.30 gibi Kayseri şehrine geldik. Hacılar'da bir kahvaltı yaptıktan sonra şimdi Erciyes Kayak Merkezi'ndeyiz. Birinci teleferikle yukarı çıkıp ikinci teleferik çalışıyorsa onunla devam edeceğiz. Dağ evinin yanında bir yerde çadır kuracağız. Daha önce gitmediğim için tam detayını bilmiyorum ama arkadaşlardan bilgi edindim. Eğer birinci teleferikten sonra ikinci teleferik çalışıyorsa sadece bir 45 dakikalık bir yürüme rotası varmış kamp alanına. Eğer ikinci teleferik çalışmıyorsa yaklaşık 2-2,5 saat çadırlarla, kamp yüküyle birlikte ilk kamp alanına gireceğiz. Şimdi birazcık çevreyi göstereyim. Kar yağışı da başladı. Ondan sonra yola koyulacağız. Tam karşımda Erciyes Kayak Tesisi. Görüyorsunuz kayak tesisi. Kar da yağıyor. Arkadaşlar buradan yavaştan hazırlanıyorlar. Selam. Video çekiyorum. Buldum gözlüğüyle. Buldum aynen. Poşetin içine koymuşum suyun falan. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Kürek ekibi olarak. Evet. Her zaman hazırız. Çadırlarınızı kurmada yardımcı oluruz. İnşallah. Hani diyor ya, daha kavuşmaz ama insan insana kavuşur. Aynen daha öyle oldu. Kaç yıl önce? 2 yıl oldu değil mi? 2-3 yıl oldu. Bak şimdi birlikte kış eğitimi almıştık. Bir aradayız şimdi, ne güzel. Aynen. İnşallah güzel, kolay bir zirve yaparız. Aslanlık Federasyonu mu? Evet, sendeyiz. Çanta çanta çok ağır mı? Bizim işçimiz. İş sürücümüz. Yol açıcı. Bir an önce başlamak için kepçemiz şu an. Hava güzel ama şu an için ılık en azından. Yukarıda güzel olacak inşallah. İnşallah hava durumuna baktık. İnşallah. Şimdi yavaştan yukarı doğru çıkacağız. Fırsat buldukça kayıt yapmaya çalışacağım. Zirveye kadar böyle gitmiyor. Şimdi teleferiğe bindik. İlk teleferik yukarı çıkıyoruz. 3200'e mi 3300'e kadar. İkinci teleferik çalışıyor mu? Biliyor musun? Çalışıyor. İkinci teleferik de çalışıyormuş. İkinci teleferik de inip yaklaşık bir 30 dakika 40 dakika yürüyeceğiz. Sadece şey için açıyorlar özel. Teleferikten indik. İkinci teleferik olan yere doğru yürüyoruz. Yukarıdan da kayak yapanlar olduğu için öyle dikkat ederek geçiyoruz. Hava çok iyi, ılık. Devam. Abi yan geçiş hızlı yapın. Abi yan geçiş hızlı. Kimse gelmiyor ki yukarıdan. Geçelim ya. Şimdi 5 yapacağız. Beşli geçiyoruz da öyle bir kargaç oldu. Şöyle ekibi de göstereyim size. Ya kaç kişiyiz hocam, hatırlıyor musun? Valla biz 300, arkadan 2 daha. Yok toplamda can. Toplamda. Toplamda hiç bilmiyorum vallahi. 13, bir de Ümit geldi. 26, 27 galiba değil mi? Bekle. Galiba 27 kişiyiz. Tamam onlar gitsin biz. 3, 4, 5. Tamam. 6 olduk biz. 6 mı? 2, 4, 5. Karenle git buradan. 5, 5 değil mi? Beşli gidiyoruz. Tamam hadi. Beşli grup. Devam mı? Yavaşça gidelim abi. Haydi gidelim o zaman. Devam ediyoruz. Bakalım. Hava biraz kapalı. Ama oldukça ılık bir hava. İlerken sıkıntı çıkaracak diye korkuyorum. Kaponları açsaydım keşke. Evet, olabilir. Şimdi ikinci teleferik olan kısma geldik. Zümrüt Alt İstasyon diye geçiyor burası. Arkadaşlar biniyor. Biz de bineceğiz. Zaten bizden başka binen de yok sanırım şu an için. Şöyle size de göstereyim. Arkadaşlar burada ilk grup binecek buna. Ondan sonra biz de bineceğiz. Havada kapalı ama ılık.
Keyifler nasıl Ümit? Güzel güzel. Çok iyi. İnşallah zirve yapacağız. İnşallah. Dualarla. İkinci telefereye bindik. Telesteyece yukarı doğru gidiyoruz. İkinci teleferikten indik şu an. 2000 tamamı geldi sanırım. Buradan bir yarım saat yürüyeceğiz. Hemen teleferikten indiğimiz yerin aşağısında böyle bir 100 metre aşağısında ev var, dağ evi. Ama orada kalmayacağız. Yürümeye devam edeceğiz. Ekibi de şöyle gösterip hemen batonlarımı alayım. Ekip de hazır. Herkes burada. Yavaştan yürümeye başlıyoruz. Haydi bakalım. Evet, şu an yaklaşık 2800. Kaç hocam? 2800'deyiz. Kaça kadar yükseleceğiz? 2950-3000 arası yükseleceğiz. Bir mola verdik. Ekibi beklemek için. Dönemiş var ya. Ekip de geliyor. Şöyle onları göstereyim. Ekip de burada. Rüzgarı kestik. Yavaş yavaş herkes geliyor. Burada mola. Çıkartalım mı çantayı? Hava ılık oldukça yani yorulmadan çok rahat çıkabiliyorsunuz. Hafif bir kar var. Kar yer yer bir metre ama sert zemin. O yüzden çok fazla batak kar yok en azından şu an için. Biliyorsun değil mi dediğim yeri? Dönemeç var ya. Yaklaşık 3000'deyiz galiba. Hava 3050. Açtı. 3050 mi? 3050'deyiz. Hava açtı. Acayip güzel. Şimdi size göstereceğim. Müthiş gözüküyor. Evet. Benim fiyatlarım orada ya. Acayip güzel gözüküyor. Tamam, benim fiyatlarım farklı olduğu için insanlar artık şey değil yani. Ekip de geliyor. Ağır yaktım, 1700'deki. Suyumuz çıktı. Kış bile. 20 kilo ağırlık var. Aynen, senin çanta büyük, baton da yok. Ekip gelmekte. Bizim dışımızda bir ekip daha var. 13 kişiler galiba. Onlar da geliyor. Müthiş gözüküyor gerçekten. Hangi kulüpte hocam sizin? Budak. Budak. Bursa Dağcılık Doğa Sporları. Bursa Dağcılık Doğa Sporları'nda faaliyet yapanlar arasında. Kamp alanına geldik. Herhalde yaklaşık 1,5 saat yürüdük. 3000-3100'deyiz diye düşünüyorum. Zirve gözüküyor buradan. Düz bir alan. Ekibin devamı da geliyor. Onları da göstereyim. Ümit'le birlikte biz de çadırımızı kuracağız. Şimdi ekibi göstereyim size. Evet. Birkaç kişi burada. Zirve tam şu yukarısı. Bulutların arası şöyle. Bulutlu olan yer. Hafif de kar yağıyor. Ekip de gelmekte. Toplamda bizim ekip yanlış bilmiyorsam 26-27 kişi. Diğer dağcılık ekibi de 13 kişi. Gece ışıl ışıl olacak anlayacağınız. Şimdi zemini düzledik. Çadırımızı da koyduk.
yavaştan havada sakinken kurmaya başlıyoruz. Ümit'in çadırında kalacağız. Benim çadırı aşağıda bıraktık. İki çadır olmasın diye. Bir ekip de karşıya geçti şurada. Bayağı dağıldık, kalabalık. Şurada da başka arkadaşlar var. Zemini düzeltenler var. Kar küreğiyle onları bir göstereyim. Evet, kar küreğiyle zemini düzüyorlar. Devam, hadi devam, hadi çalış çalış çalış. Evet, herkes çadırını çıkardı yavaştan. Bizim çadıra gideyim. Ümit'e yardım edeyim artık. Çekime ara vereceğim. Çadırı kurunca tekrardan çekeriz. Şimdi Ümit hocam çadırı kurdu. Dış katmanı takıyor. Çadırımız bu. Hava acayip açık. Zirvede gözüküyor. Herkes ufaktan çadırını da kurmaya başladı. Geldiğimiz yolda yine bu taraf. Geldiğimiz yol. Arkadaşlar, buraya kadınlar için tuvalet yapacağım. Kullanmak isteyen kullanabilir. Kayanın arkasına duvar ördük. Evet, durum bu. Çadırımıza girdik. Hafif rüzgar esiyor ara ara. Şu an sakin. Çok soğuk da değil. Keyfimiz gıcır ya. Aynen. Çok güzel. Keyfimiz acayip iyi. Rahatız. Çadırda iyi sabitledik. Taş maş falan. Birazcık dinleneceğiz. Saat kaç bilmiyorum ama saat 6'ya 10 var. 6'ya 10 var. Bayağı da geçmiş. 6'ya 10 var. Biraz dinleneceğiz. Ondan sonra bir herhalde Emre teknik toplantı yapar, bilgilendirme. Ondan sonra ufak bir şeyler yeriz. Ondan sonra yatış. Sabah da herhalde 2-3 zirve. Durum bu. Sabah saat 4'te yola çıktık. Şu an yaklaşık saat 6 galiba. 2-2,5 saattir yürümekteyiz. Hava açık. Rüzgar da yok şansımıza. 2000 gelmesini bekliyoruz. Ufak bir mola. Şimdi şeytan kulvarına geldik. Bayağı bataklar var. Bir 10 dakika falan mola vereceğiz. 2000 herhalde bir 10 kişi falan döndü tahmini. Hava açık, rüzgar yok ama yavaş ilerliyoruz. Şimdilik durum bu. Evet, ekip de böyle. Şeytan kulvarı da şu kayaların arası. Oraya doğru ilerliyoruz. ...3700'deyiz. Çok batak kar var. O yüzden... 3600 metreden. 3000. Benim de kar var. Çevireyim, sen anlat hocam, hadi.
Şu an Şeytan Kulvarı'nın ortasındayız. Kulvarın en zor yerini açtık. Ama çok zor oldu. Belimize kadar karda iz açarak çıktık. Şu an yaklaşık 3600-3700 metre civarındayız. Zirveye bu karda 4 saatlik bir mesafe var. Ama işimize risk atmıyoruz ve buradan dönüş kararı alıyoruz. Herkese teşekkürler. Sağ olasın güzel hocam. Güzel bir faaliyet oldu. Evet. Şöyle ekibi de çekelim. Ekip de burada. Ekip de burada. Maalesef buradan dönüyoruz. Artık bir sonraki dağ neresi olur? Zirve yapar mıyız? Emin olamıyorum. Kar da yağmaya devam ediyor. Arkadaşlar, Kayseri Erciyes kış zirve tırmanışını gerçekleştiremedik maalesef. Acayip üzgünüm yani. Dönme sebebimiz nedir? Son bir böyle bir değerlendirme yapacağım videonun sonunda ama anlık bilgi vereyim. Yani ekip çok zayıftı. Öyle diyeyim. Evet, kar, batak kar var. Çoğu yerde, özellikle Şeytan Kulvarı'nda belimize kadar gelen kar var. Onun dışındaki yerlerde diz kapağımızın üstünde kar yüksekliği. Ama gidilmeyecek bir şey değildi yani. Hava değildi. Hava hafif kapalı ama önünü çok rahat görüyorsun. Birazdan kamp alanını göstereceğim. Çok rahat görüyorsun. Ara ara rüzgar esiyor. Rüzgar gece de bakmıştım. 10-15 falan. Yer yer 20 zirvede. Öğleden sonra tabii yükseliyordu ama biz maalesef çıkamadık. Ekip çok kalabalıktı. Zaten çadırdan hiç çıkmayıp hiç gelmeyen tayfa vardı. Tam normal saygı gösteriyoruz. Herkes bir olmayabilir. Bunu anlayıp çadırda beklemesi de çok incelik. Yoldan dönenler oldu. Olabilir. Ama Şeytan Kulvarı'na girdik. Dedik daha buradan sonra dönme yok. Hani dönüyorum falan dönelim yapmayın. Şeytan Kulvarı'nda çıktık. Yukarıdan dönelim. Saat geç olacak. Kampa inmemiz 8 olacak. 10 olacak. Olsun abi yani 10 olsun. Yani kış bu. Kolay diye bir şey yok. Ki şey yani yol açan, iz açan ne bileyim öndeki arkadaşlar dese bu dönelim mi anlayacağım. Hani adam yoruldu. Ben de elimden geldiğince öndeydim. Hatta Şeytan Kulvarı'nda hemen rehberin arkasındaydım. Yani benim enerjim, modum yüksekti yani. Direkt zirveye gidecektim. Ama maalesef döndük. Ekip olunca böyle oluyor. Neyse lafı fazla uzatmayayım. Değerlendirmeyi de yaptım zaten. Bir daha değerlendirmede yapıp sonuna koymam. Kamp alanını da göstereyim size bir. Ve de Erciyes kış tırmanış videomu da izlemiş olduğunuz için ayrıca hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki faaliyetlerde görüşmek üzere.